Dağ tepeyi aşınca ağaçlar çıkar karşına, rengarenk çiçekleri kokla. Geldin bak çılgın ormana, geldin bak çılgın ormana. Neşeyle vur ayakları, özgürce çırp kanatları. Bu şarkıyı duyduğunda buradasın çılgın ormanda, buradasın çılgın ormanda, buradasın çılgın ormanda, buradasın çılgın ormanda. Buradasın çılgın ormanda. Mavi, çizgiliyi gördün mü? Şu an hafızamı zorluyorum. Şu hafızanı sabit durup zorlayamaz mısın? Duramıyorum ki. Ben sana yardım ederim. Anne, anneciğim. Bana muz verir misin anne? Galiba geçici hafıza kaybı yaşıyor. Bu muzu ye. Anne bir yere kadar gidip gelecek, tamam mı? Hey Ko! Buralarda çizgiliyi gördün mü? Görmüş olsam kesin unuturdum. O yüzden görüp görmediğimi bilmiyorum. Yer misin? Teşekkür ederim ama önce çizgiliyi bulmalıyım. Çizgili kayıp mı? Bilmiyorum ama sabahtan beri her yerde onu arıyorum. Yardım etmemi ister misin? Çok sevinirim. Öyleyse hadi gidelim. Emin misin? Hı. Hadi öyleyse. Yine mi uyumuş? Canım çok sıkılıyor. Bir şeyler mi yapsak? Ne gibi? Bilmem. Sekoya ağacının yanına gidelim mi? Neden? Tohum vermiş mi diye bakarız. Yapma Pali. Daha dün baktık. Biraz sabırlı olmalısın. O zaman sekoya ağacına kadar yarışalım. Güzel taktik. Hey Pali, karga. Selam kara. Selam. Çizgiliyi gördünüz mü? Hayır, ben bugün hiç görmedim. Ben de görmedim. Bir sorun mu var? Bilmiyorum. Pek ortadan kaybolmazdı. Birlikte arayalım mı? Bu arayışta iki kuşun çok faydası olur. Çok sevinirim. Tamam, öyleyse dağılalım. Çizgiliyi ilk bulan karga gibi ötsün, anlaştık mı? Hı? Şaka şaka. Herkes en iyi kendisi gibi ses çıkartsın. Bu daha kolay. Koca ormandaki tek zebra benim. Bütün arkadaşlarım benden gizliyor. Ama ben biliyorum. Ben yeryüzündeki son zebrayım. Hepsi gizlese bile kara benim en iyi arkadaşım. O söylemeliydi. Ben senden hiçbir şey gizlemedim. Diğer dostların da gizlemedi. Ve ne olursa olsun bunu sana göstereceğim. Dünyada milyonlarca zebra var. Bunu beni mutlu etmek için söylediğini biliyorum. Hayır. Bunu seni mutlu etmek için söylemiyorum. Sen son zebra değilsin. Milyonlarca zebra var. Nerede? Bir yerlerde. Evet, zebralar her yerde. İstersen sana bunu kanıtlayabiliriz. Nasıl? Evet, nasıl? Nasıl? Gidip başka zebralar bularak. Ya
Yaptığını beğendin mi? Şimdi gidip zebra bulmamız gerekiyor. Zebra bulmak bu kadar zor mu? Olamaz. Yoksa çizgili gerçekten de son zebra mı? Tabii ki değil. Ama başka zebralar bulmak da kolay değil. Ama bulabiliriz değil mi? Sanırım başka çaremiz yok. Saatlerdir uçuyoruz ama hiçbir yerde zebra yok. Vazgeçmeyi mi düşünüyorsun? Hayır ama biraz dinlensek fena olmaz. O zaman biraz alçalıp bir yere konalım. Ben de çok yoruldum. Eğer bir zebra bulmadan gidersek çizgili çok üzülecek. Evet, bu yüzden başka zebralar bulacağız. Gerçekten bulabilecek miyiz? İnanmak önemlidir ufaklık. İnanırsak neden olmasın? Ne oldu ufaklık? Şuraya bak. Ne kadar da güzel görünüyorlar. Gerçekten de güzel bir manzara. Zebralar sürü halindeyken ne kadar da güzel bir görüntü oluşturuyor. Hadi o güzel görüntüye biraz yaklaşalım. Seni gördüğüme ne kadar sevindim anlatamam. Tanışıyor muyuz? Hayır ama yardımına ihtiyacımız var. Ne yardımı? Bir dostumuzun seni görmesi lazım. Hangi dost? Ne yardımı? Tane tane anlatır mısınız? Benim adım Karga. Bu da arkadaşım Pali. Bizim geldiğimiz ormanda sadece bir tane zebra var. Ve o kendini dünyadaki son zebra sanıyor. Kendini son zebra mı sanıyor? Bu çok komik. Aslında bu dostumuz için çok komik bir şey değil. O bu durumdan dolayı çok üzgün. Şey dostum... Kendimi tanıtmadım değil mi? Rüzgar benim adım. Rüzgar mı? Rüzgar gibi hızlı olduğun için mi verdiler sana bu ismi? Şey, aslında tam olarak öyle değil. Ben doğduğumda annem ve babam rüzgar gibi hızlı olmam için bana bu ismi vermiş. Ama pek işe yaramamış. Çünkü pek hızlı olduğum söylenemez. Çocuklar, konumuza dönsek. Evet, konu neydi? Zebra dostumuz seni görürse başka zebraların da olduğunu anlar ve girdiği bunalımdan çıkar. Tabii gelsin görsün hiç sorun değil. Biz onu getirmedik. Aslında seni götürmeyi düşünüyoruz. Bu tek başıma verebileceğim bir karar değil. Anne ve babamdan izin almalısınız. Demek Sincap Kralı'nın ormanından geliyorsunuz. O zaman rüzgar sizinle gelebilir. Bir yerlerde bir zebranın yardıma ihtiyacı varsa, bir zebra asla yardım etmekten çekinmez. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sincap Kral'a selam söyleyin. Tabii söyleriz. Demek ki başka zebra yok. Olsaydı şimdiye çoktan gelirlerdi. Sabırlı ol çizgili. Gelecekler, buna inanmalısın. Gelecek olsalar şimdiye çoktan gelirlerdi. Eğer başka zebra bulamamış olsalar çoktan gelirlerdi. Bu koala uyanık olduğu zamanlarda ne kadar da mantıklı. Belki de geldiler. Bana nasıl söyleyeceklerini bilemedikleri için zaman kazanıyorlar. Bu zebra da mutsuz olduğu zamanlarda çok mantıksız. Bence gayet mantıklı. Kesin bir yerlerde saklanıyorlar. Bence biraz uyusan hepsi geçer. Ben hep öyle yapıyorum. Çok işe yarıyor. Sen bir koalasın. Ve koalalar sürekli uyur değil mi? Olabilir ama böyle şeylere kafa yoramam. Enerjimi uyumak için saklamalıyım. Yanlış bir şey mi söyledim? Ben galiba hayal görüyorum. Evet, beklenen an geldi. Acaba çizgilinin ilk sözleri ne olacak? Sen gerçek bir zebra mısın? Evet,
Ben de senin gibi gerçek bir zebrayım. Senden başka zebralar da var mı? Evet, koca bir sürümüz var. İstersen seni onlarla tanıştırabilirim. Hatta sürüye katılabilirsin. Gerçekten mi? Tabii ki. Bir zebra sürüsüne katılmak senin en doğal hakkın. O zaman hemen gidelim. O zaman gidelim mi? Bizi bu kadar kolay mı bırakacaksın? Çizgili, şaka yapıyorsun değil mi? Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben bir zebrayım ve yerim diğer zebraların yanı. Hoşça kalın. Kızmaya hakkımız yok. Bir sürüye katılmak istiyorsa bu onun tercihi. Bari bize bir teşekkür etseydi. O kadar emek verdik. Katılacaktın. Neden döndün? İhtiyacım olan bir sürü değil. Siz dostlarım. Sizler bana ailem kadar yakınsınız. Bunu şimdi çok daha iyi anlıyorum.